Sibel Yalçın, hoş geldin. Neler yapıyorsun? Hemen söyle. Bugün biz de konsepte uygun olsun diye aşk cupcake'i yapacağız. İsterseniz ben tarifi vermeye başlayayım Derya Hanım. Bunun için önce kuru bütün malzemelerimizi eleyeceğiz. Kapalı mı? Şöyle yapayım. 1,5 su bardağı unumuz var. 1 çay bardağı kakaomuz var. Neydi bunun adı? Aşk cupcake'i. Ay, fincan kek, aşk. Aşk fincan keki, aşk cupcake'i. Cupcake'i. Evet. Vanilyamız var. Hepsini eleyeceğiz. Yani bütün kuru malzemeler elenecek. Bu neydi? 1 çay kaşığı kadar karbonat ve kabartma tozumuz var. Şöyle ben alayım birazcık. Birazcık da şundan alacağım. Birisi kabartma tozu, birisi karbonat. Evet. Biraz her şey eledim. Basit bir şeye benziyor. Çok basit, çok basit. Öyle karıştırması işte saatlerce yumurtanın sarısı, işte yumurtayla şekeri çıkma olayı da yok Derya Hanım. Şimdi buraya şekerimizi koyacağız. Aa, çok kolay bir hepsini şey gösteriyorsun. Böyle süpermiş. Karıştırdıktan sonra iyice birbirine yediriyoruz. Sonra 1/4 su bardağı ayranımız var. 2 tane yumurtamız var. Yarım su bardağı da sıvı yağımız var. Bunları 2 dakika çırpıyoruz. Yani şimdi koyacağız onları. Ha, koyacağız mı? Evet, evet, evet. Bunu. Evet, dur bir dakika arkadaşlar. Peki. Evet. Yağ vardı, süt ve yumurta. Yok, ayran. Ayran, ayran. Ha, bu ayran o kadar önemli ki yabancılar ayran yerine başka bir şey kullanıyorlar. Ne kullanıyorlar orada? Ekşi krema diyor ekşi, onlar. Ekşi sour cream diye bir şey kullanıyorlar galiba. Türkiye'de bulunmadığı için ayranla hakikaten ayranla çok farklı bir şey oluyor. Böyle lezzet, hani evet. Sünger sünger böyle içi delik delik oluyor. Ya bunu pasta yaparken de bu keki kullanabilirler. Yani bizim Şefika'nın da böyle bir tarifi var. Kullanabilirler. Bunu ne için kullanabilirlerdi? Pasta yaparken pandispanya olarak. Çok güzel. Yani arasına kremalar, meyveler şunun koyarak. Şunun malzemelerini bir kere verebilir miyiz arkadaşlar? Bu her zaman işimize yarayacak. Basit, kolay bir şey. Evet. Çok da... Bunu biz şimdi arada hemen 2 dakika mikserle evet, karıştıracağız. Malzemeler gelsin bir kere peki. Daha. Arkadaşlarım veriyor şimdi. Alttan mı geçtiler? Ne oldular? Ha, şimdi verecek. Bir saniye, bir saniye. Evet, geldi. Bakın yazabilirseniz yazın. Bazen böyle fotoğraf bile çekiyorlarmış Sibel. Oradan gidip fotoğrafı çekip sonra bakıyorlarmış izleyicilerimiz. Çok güzel bir fikir. Evet. Sonra güzel. Ne yapıyoruz? Daha sonra ben kremasını hazırlayacağım. Şekil verme aşamasında tabii tekrar görüşeceğiz. Bunun içinde 1 çorba kaşığı kadar tereyağımız var. Biz bugün kızılcık marmelatı kullandık ama arzu edenler ahududu reçeli, vişne reçeli, böğürtlen reçeli blenderdan geçirerek kullanabilirler. Bundan da ekliyoruz içerisine. Oo. Aslında orijinal tarif internetten, yabancı bir siteden. O tamamen tereyağı, pudra şekeri ve vişne suyuyla yapmış. O biraz bizim damak tadımıza çok tereyağı, sırf tereyağı çok ağır geldiği için ben bir bu kere denemiştim. Aa, renk ben değiştirdim onu. Çok iyi daha bu şekilde iyi. Yaptım. Bir de labne peyniri ekleyeceğim ben biraz daha buna hafif olsun diye. Aa, labne peyniri ekledikten sonra çok bana böyle kırmızı gelmezse birazcık gıda boyası ekleyebilirim. Ona bakıp karar vereceğim. Ay kızılcık ne güzel koktu. Evet. Mutfağa geldik. Ya bu ülkede çok çok güzel insanlar var. Evet. Yani hakikaten bir öğretmen insanı hepimiz düşünelim. Ne kadar önemli. Olumlu ya da olumsuz. Yani öğretmenimiz bizim önümüzdeki örneğimiz. Rehberimiz. Evet. 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 Buyurun efendim. Ne yapıyoruz? Hadi gelelim sevgililer gününe. Ya ama şimdi sucuk kokacağız. Kokmayız der ya. O kadarcık da bir şey olmaz. Olmaz diyorsun. Ama İçinde olacak. İnce bir dilim bir şey olmaz. Önce hamurumuzu hazırlayacağız. Kekimiz fırında pişiyordu. Daha sonra bunun da şekil verme aşamasını ve kekin ikisini aynı anda göstereceğim. Ben buraya ilk etapta 4 su bardağı kadar unumu koydum ama gerektikçe kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekleyeceğim. Burada 4 su bardağı un var yani bunun şu içinde. Şu an var ama yetmeyecek o. Kulak memesi kıvamına gelene kadar ben ekleyeceğim. Evet. Unumuzun üzerine instant mayamızı ekledik. Toz şekerimiz. Bir tane yumurtamızın akı sarısını üzerine kullanacağız. Tuzumuz. Tamam. Güzel bir hamur.
Bunu böyle biraz karıştırıp. Bu böyle pizza gibi mi oluyor? Aslında top pizza diye geçiyor çünkü göreceksiniz biraz sonra bir kat sucuk, bir kat kaşar, tekrar üstüne bir kat koyacağız. Top yapıp üzerine de işte baharatlar, baharat değirmeni var. Ondan üzerine de baharat dökeceğiz. Top pizza diye geçiyor aslında ama poğaça da diyebiliriz, fark etmez. Ama çok güzelmiş yani. Şimdi hafta sonu da yapılabilir. Evet, suyumuz 1,5 su bardağı ekliyoruz. Pardon. Hepsini de koymamışız. Evet. 1,5 çay bardağı kadar da sıvı yağımız var. Bununla kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Tabii evde hanımlar daha müsait olacaktır. Bunu biraz dinlendirsinler. Ondan sonra top verme şeklinde görüşeceğiz tekrardan. Çok güzel. Çok teşekkür güzel. Ederim. Güzel bir hamur. Sucuk var, peynir var. Başka neler var orada? O kadar. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Bir de böyle içerisinde tane kekik, karabiber, kimyon, deniz tuzu, pul biber. Sen bunu evden mi getirdin? Evden getirdim. Belli. Yani bizim böyle bir şeyimiz yoktu diyorum. Evden. Bu karışık baharatlar. Ben satılıyor mu artık? Şimdi var, satılıyor. Eskiden yoktu. Ben böyle alırdım. Çok meraklıyım baharata. Mesela ben bakayım bunun kokusuna. Mesela ben bu karışık baharatı salataların sosuna koyuyorum. O kadar güzel oluyor ki. Ben mesela omlette de çok güzel oluyor. Omlette de güzel oluyor. Hemen yumurtanın üstüne çok farklı bir baharat var. Aslında lezzet veriyor. Biz kendimiz de böyle bir değirmeni karıştırarak da yapabiliriz tabii. Bu baharatı. Tabii, yapılabilir. Tane alınarak. Deniz tuzu da var. Evet. Süper. Bu biraz daha şimdi un alacak mı? Evet, ben biraz daha şimdi arkadan un alıp ilave edeceğim. Süpersin. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben geliyorum oraya doğru. Biraz da hamurumuz dinlenmiş olacak. Evet. Şimdi sen yaparken ben ufacık bir şeyi göstereceğim. Bir Amerikan servis başlamıştık. Sibel, bu bir ütü de olacak. Hafif biraz ütüleyeceğiz. Ya ördük ördük anca bitti. Bunun yününü soranlar var. Tül bize sevgili Neslicim vermişti bu sponsorumuz olan firmada. Neslicim oranın sahibi bize hediye etmişti bu yünü. Onun için onların adını yazabilirim. Bu yünü soruyorlar, dükkana telefon ediyorlar, şu tül. Şimdi bunu bir de ütüleyeceğiz ve üstünde iki tane mum var. Sevgilisiz birine gidiyor. Bu akşam yalnız yemek yiyecek olan ve kendisine değer veren, sevgisini sofraya katan birine gidecek. Bunu da bitirdik. Bir tek ütüsünü yapacağız şimdi. Ece, ya bugün olmazsa yarın yiyecekler. Ne yapalım? Heh? Yani yetiştirebilirsek, yakın bir yerse hemen veririz gider bu. Süper güzel oldu. Evet, şimdi bu da Ali'nin hediyesi, sevgililer günü hediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Ay çok güzel olmuş bu, çok teşekkürler. Anlatalım. Evet Deryan, hamurumuz hazır oldu. Hamurun çok güzel oldu. Kıvamında. Tabii beklesi biraz daha güzel olacak. Toplar aldık, bezeler aldık. Şöyle hafif açıyorum. Bir kat sucuğumuzu koyuyoruz. Bir kat kaşar peynirimizi. Tekrar bir kat sucuğumuzu koyup kapatıyoruz. Evet. İçlerine şekilde konuyor şeyler. Evet, evet. Bunu bu şekilde bitirdikten sonra yumurta sarısı ve bu karışık baharatımızı üzerinden geçireceğiz. İsterseniz ben bu esnada keki de göstereyim size. Keki de size. Gösterelim. Evet. Kek için önce şöyle bir hazırladığımız karışımı, labne. Ay şimdi salça gibi duruyor. Aslında kızılcık marmelatı var. Ha, isterlerse sırf reçel de kullanabilirler. Yani illa labneyle tereyağlı yapmak zorunda değiller. Bu marmelatın içinde yani vişne reçelinizi de çekip yapabilirsiniz. Çileği çekersiniz. Hani sırf labnesiz, tereyağsız reçel olarak da yapabilirler. Evet. Onları da koyayım. Ben böyle kalıpla kestim. Şöyle daha sıcak olduğu için tabii bizimkiler parçalanıyor. Tekrar içerisini dolduruyoruz. Kalbimizin içine. Tekrardan dolduracağız. Yalnız kekin çok güzel oldu. Evet. Fazlasıyla kabarıyor. Yani cupcake'i aslında normalde 4/3'üne konur hamur. Buna yarıya koymak yeterli geliyor. Yarıya koyun ki hani çok yükselmesin. Evet evet. Diyorsunuz. Evet evet. Bu biraz bizimki fazla kabardı. Süper güzel. Kadar. Her şey tam kararında, yerinde. Ay ne çörekler. Hocam gelin öyle kalmayın biraz lütfen. Biraz pişecek Deryan'ım ama biz yine de gösterelim diye çıkardık. Nasıl kabarmak bu böyle? Yani pişecek, kızaracak. Sevgililer günü
kurabiyelerimiz de oldu. Enfes. Efendim bugün katıldığınız için, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin ve ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizin her zaman sevgisi bol olsun. Sevgi verin, sevgi alın. Bu nefes almak gibi güzel bir şey. Hepimize lazım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. İyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. Saygılar.